Herkese selamlar dostlar. 7 Nisan 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda idare et mücadelem var. Hem hem yüksek oranlarıyla sizlere öneride bulunacağım. Videonun sonunda da sizlere bir adet 2.5 oranlı bir kombin önerisi bulunacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Şampiyonlar Ligi 2 gün için bir video gelmedi. Çünkü fena hastaydım. Hem Instagram'dan duyurdum. Hem herkes açık Telegram kanalından. Hem de zaten katıl grubundaki arkadaşlara da duyurdum. Biraz daha iyiyim. Sesim belki biraz kötü çıkıyordur burada. Mutlaka biraz zaten hissediyorum kötü çıktığını. O yüzden kendimi de yormak istemiyorum. Şöyle hızlıca bir video çekmek istiyorum. 7 maçın analizini yaptım. Fakat dediğim gibi e, yine kendiniz kendinize göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi ondan önce bir skor yarışması yapalım. Skor yarışmamız Frankfurt-Barcelona mücadelesi. Zor maç olacak bence. Barcelona şimdi benim aklımda bir soru var. Bu maça ben taraf tercih veya bir gol tercih almadım. Nedenini de anlatayım. Şimdi Barcelona Galatasaray maçına rotasyonlu bir kadro çıkmıştı. İkinci maçta az kadroyu çıkartıp oynamıştı. Burada Frankfurt'a karşısına da bir rotasyon yapar mı? Bence yapmaz gibi artık. Frankfurt deplasmanında bir rotasyon yapacağını sanmıyorum. Fakat maç skoru ne olur belli olmaz. Çünkü Frankfurt da geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım. O yüzden tempolu bir mücadele olabilir. Barcelona topu artık ayağını ne kadar çevireceğine şey de bağlı. Maç skoru ne olur sizlere soruyorum. Değerlen yorumlara yazarsanız bilen iki arkadaşımızı kata telegram gruplarına Nisan ayının sonuna kadar dahil edelim. Yüksek misliden ne yaptık? Yüksek misliden Nisan ayında 3'te 3 oldu arkadaşlar. Yüksek misliden tek bir tek maç yüksek oynuyoruz bildiğiniz üzere. Yüksek misli yüksek kazanç diyoruz biz buna. Yani ben Atletico Madrid'in bu kadar cingence bir futbol oynayacağını düşünmüyordum. Sıfır şutla Karşılaşmayı tamamladılar. Keyifleri bilir. Ben buradan Meisirs'in 2-1, 2-0 gibi bir skorla kazanmasını bekliyordum. 1-0 kazandı Kevin De Bruyne'nin attığı golle birlikte. Fakat Atletico Madrid'in şey 5-5-0. O hatta spiker de şöyle söylüyor. Siz de mutlaka izlemişsinizdir. Joao Felix diyor. Ceza sahasının yayına basıyor diyor. Öyle savunma yapıyor bunlar. Bakalım ikinci maçta nasıl olacak. Ben burada dört buçuk altında bir yüksek misli olarak önerdim. Zaten burada anlattım. Skor beklentimi de zaten yazının en altta göreceksiniz. 2-0-2-1 olarak yazdım. Bu yüksek mislinin zaten önemli avantajlarından bir tanesi. Sağda gördüğünüz üzere iletişim olması. istedikleri gibi Whatsapp'tan bana yazabiliyor. Zaten 35-40 kişi var burada. Yüksek oynayanlar oluyor yani ağırlıklı olarak. Ben burada tek maç yüksek misli yüksek kazanç olarak ilerlemeye devam ediyorum. Yüksek oranda ne yaptık? Onu ondan göstereyim. Ben yüksek oranda 3 tane maç söylemiştim. Liverpool maçına maç sonu 2, 2.5 üst olarak önerdim. 3-1 bitti. Gayet başarılı geldi. Sheffield maçına 2-1 skora göre handikap 0. Tek farklı bir Sheffield galibiyeti bekliyordum. Maç sonu 1, ya sonu zaten 1-0 gibi skorla kaldı. Handikap 0, 3 gibi, 3.75 bin oranı vardı. Başarılı şekilde geldi. Başarısı olan yüksek oran tek maç Manchester City'nin handikapıydı burada. O da dediğim gibi ya aklı bu kadar da savunma olmaz dedirten bir sistem yaptı. Geçelim bunu da. İdeal kombine bakalım. Dünün ideal kombinesi Sheffield maç sonu 1 direkt önerimde. O başarılı oldu. Hissi i̇şte efsa 1.5 üst yaptı ama başarısız oldu. Dediğim gibi Atletico Madrid çok fazla savunma yaptı. Burada ideal kombinemizi başarısız hale getirdi. Onun dışında bir diğer canlı önerim Dün iki tane canlı maç önerdim. Oranları zaten ortada. Liverpool maçına dakika 12'de olması lazım veya 11'de. Dedim Liverpool bir tane kaçan net pozisyon kaçırdı. Liverpool bu maçı alır yani ilk yarıdan alacak. Madem ilk yarı golün oranı 1.24 gibi oran açmışlar ilk yarı gole. Ben dedim ki 1.24'e gireceğimi zaten gol Liverpool'dan bekleniyor. İlk yarı 2 yaparım. 1.90 orana girelim dedim. 1.88'den ilk yarı 2 önerdim. Başarılı olduk. Bu benim ilk canlımdı. İkinci canlımda biraz geç verdim bunu. Dakika 26 gibi verdim. Ya maç Atletico Madrid cidden açılacak gibi değildi. Ben dedim ki bu maç muhtemelen ikinci yarı açılır diye düşündüm. 1.37 oran vardı. Biraz beklememden dolayı oran düştü. En çok gol ikinci yarı dedim. İdealden önerdim bunu da. 2'de 2 geldi. Zaten iki tane canlı önerdim. Toplam oran 257 katıyla kazandık. Değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik edelim diyerekten de geçeyim maçlarımıza. Toplamda 7 tane mücadelem var. Artı 300 üzerinde like geldiği için kombin önerisi Yapacağım sizlere tekrardan değerlendirecek herkese bol şanslar. Yine sizlerden beklentim arkadaşlar. Artı 300 üzerinde like bırakmanızdır. Bir de skor yarışmamız var. Frankfurt Barcelona mücadelesi. Baylar Leipzig Atalanta mücadelesiyle başlıyorum. Baylar bayanlar derim. Benim ağzım baylara alışmış. Bayan arkadaşlar kusura bakmasın. Şöyle bahsedeyim kısaca. Şimdi oynayan takımdan korkmayacaksınız. Az önce söylediğim gibi. Bu arada oranlar gözükmüyor. Oranlar yurt dışında yaşadığım için maç golük bazen böyle hatalar verebiliyor. Fakat ben yazdım. Şimdi Leipzig takımı son dönemlerde Bundesliga'nın ben Bayern Münih'ten de daha formda olduğunu söyleyebilirim çok rahatla. Çünkü inanılmaz formda, inanılmaz bir futbol sergiliyor. Ofans ciddi anlamda çok kuvvetli. Son maçlarında Dortmund'u 4-1 Dortmund gibi skorla yenilen maçın yıldızı Leimer'di. Enkunku aynı şekilde üst seviyelerde devam ediyor fakat son maçta Leimer de devreye girdi. Attığı goller ve attığı paslardan sonra bir tane de asist olması lazım. Maçın 6 dakikalık bir özeti vardı onu izledim. Yani i̇nanılmaz bir performans sergiledi Leipzig takımı. Şimdi Atalanta'ya karşı kendi evinde burada ne yapar? Şimdi Leipzig'in ben gol marjını burada kaç yazarım? Leipzig'in bir golü banko mu bence? Leipzig'in bir golü var bence kendi evinde. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben burada maçın yüklenme tarafı da üst. Millet herkes üste yükleniyor yani gol gol var üst şeklinde yükleniyor. Ben burada ne gol vara ne de üste yükleneceğim. Ben burada direkt sizlere önerim maç sonu 1. 1.60 gibi bir oranı var arkadaşlar Leipzig galibiyetinin. Ben burada Leipzig'in galip gelmesini bekliyorum. Son dönemlerdeki oyunda o futbolla gerçekten bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ki. Zaten eksik ismi tek Yusuf Polsen ki zaten son dönemlerde çok fazla oynamayan bir isimdi. Atalanta'da Zapata'nın sakatlığı devam ediyor. Muhtemelen bu maçta oynamayacak tekrardan. İleride Muriel ile Malinowski oynayacaktır Atalanta takımında. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da maç sonu 1 ve 2.5 üstte. Madem herkes üst bekliyor ya ben bunu bir 1.45'den 1.50'den alacağıma 2 19 gibi oranı var. Maç sonu 1 ve 2.5 üstte oranı da 2.19'luk bir oranı var. Ben Leipzig'in alacağını Baba ben oynayan takımdan korkmam. Oynamayan takımdan korkarım. Leipzig çıkıyor, çatır çutur futbol oynuyor. Son oynadıkları evinde Frankfurt'la berabere kaldıkları maç vardı ligde. 0-0 bitti ama adamlar futbol oynadı. Kaçan pozisyonlar direkten dönene girmeyince girmiyor. Topun da canı var. O yüzden ben Leipzig'in buradan galip gelmesini bekliyorum. Feyenoord'la Sivar yaparak mücadelesi. Bu maç da önemli bir mücadele. Sivar yaparak son dönemlerde e, Avrupa'da zaten inanılmaz bir çıkış yakaladı ki zaten ben kombinlerime sürekli Sylvania Prague Avrupa kombinlerinde mutlaka ekliyorum. Sizler de zaten farkında olan arkadaşlar mutlaka vardır. Fakat Feyenoord'da Hollanda Ligi'nde inanılmaz formda e, güzel işler çıkartıyor. Ve oynadıkları maçlara baktığımız zaman da gol pozisyonu Net gol pozisyonu 4-5 ortalama yani 4,5 ortalamayla oynuyor gol pozisyonu. Özellikle Hollanda liginde rakip kim olursa olsun bu pozisyonlara girebilen bir takım Feyenoord takımı. Zaten buradan 1.50 gibi orandan falan favori göstermişler Feyenoord takımı. Benim önerim şu olacak. Sulara da birkaç tane kart cezalısı var sanırım. Bu maçta olmayacak kart cezası olarak gözüken bir isimler var. Defans hattında önemli mi önemli fakat Slavia Prag da üstüne gelen takımlara karşı iyi bir futbol sergileyen bir takım. Bunu nereden anladık? Avrupa'da zaten oynadığı deplasman maçlara baktığımız zaman da 2 gol, 3 gol deplasmanda gol bulabilen takım. Ben bu maçtan en idealden sizlere KG var önereceğim. 1.56 bir, bir gibi orandan sizlere asıl önerim burada KG vardır. Yüksek oranlar ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ben burada Feyenoord'un kendi evinde prada maç salmasını biraz zor görüyorum. Gollü bir maç bekliyorum. 2-1 skor. Minimum bir skor kalabilecek 2-1 diye düşündüğümden dolayı 2,5 üstünde bir de yaparsanız 2-13'te yüksek orandan onun önerisi var. Değerlendireceklere bu yönde bir öneri yapabilirim. Yüksek orandan bu yapılabilir. İdealden KG var. Yüksek orandan 1 ve 2,5 üst. Feyenoord'un kendi evinde burada. Feyenoord Arena'da galip gelmesi beklenebilir. Ki zaten şu altta ben oyladım. 760 kişi oy, oy kullanmış. 162'lik Feyenoord tarafında kayma var. Kamuoyu da bu yönde bir beklentisi var. Braga Rangers mücadelesi. Şimdi Braga Benfica mücadelesini izledim. Bir tane free çok güzel bir gol attı. Bir tane üçüncü gol olması lazım veya ikinci golü. Öyle bir organize gol attılar ki Benfica savunmasının başını döndürdüler. O cinsten öyle bir gol attılar. Ben burada Braga kendi evinde galip gelebilir mi? Gelebilir. Rangers'dan bahsetmek istiyorum. Hafta sonunda Rangers'ın Celtic'le maçı vardı. Ben de sizlere KG var olarak bir öneri yapmıştım. KG var zaten dakika 11'de geldi. Dakika maç direkt 1, -1 e geldi. İnanılmaz pozisyonluydu. Fakat Celtic bence ezdi o maçta. Maçın özetini değil 90 dakikasını izledim ben. Şöyle bir 70-80 dakikasını çok rahat izledim. Canlısını da yaptık. İlk yarı 2.5 üst canlısını bile yaptık o mücadelenin. Öyle hatırlıyorum ben. Doğru olması lazım. Rangers'dan Celtic bir duman etti gibi oldu. Şimdi Braga'ya karşı nasıl oynayacak? Fakat Rangers'ın o maçta Morelos yoktu. Morelos bu maçta şüpheli durumda. Oynar oynamaz. Hücumdaki çok önemli bir isim Morelos. Olsaydı Celtic maçı daha farklı olabilir diye, diye düşünüyorum. Kısaca lafın kısası, lafın özü. Ben bu mücadelede Rangers'ın da bir golünü bekliyorum. KG var olarak 1.66 gibi bir oranı var. Sizlere önerim burada KG var olacaktır. Frankfurt Barcelona mücadelesi. Bu maçın zaten benim oranları geçelim. Bu maçın şu anda oranlarını açmadılar. Korner oynayacaktım ben mücadeleyi. Korner olan hatta şöyle kamuoyunda demiş. Oy kullanalım. 3000 oydan %77'si Barcelona kayıyor. Bakın. Ben zaten videonun başında da bahsettim sizlere. Barcelona bu maçta ne kadar şey çıkar? Şüpheli yani. Yedek mi çıkar az mı çıkar belli değil. Muhtemelen az çıkacaktır. Millet de öyle bekliyor zaten. %77 Barcelona kazanır diye düşünüyor. Benim önerim burada Barcelona'nın kazanmasından ziyade değil de korner olacaktır burada. Çünkü Frankfurt'ta geçiş oyunundan korner bulabilen bir takım. Özellikle hep vurguluyorum. Sol kanattan, kost için kanatından sürekli orta açmayı denediği için 85 üst korner yarın gün içinde açılacaktır. Denenebilir diye düşünüyorum. Burada direkt sizlere önerim korner olacaktır. Bir diğer mücadelem West Ham Lyon mücadelesi. Ben bu maçı kombineme aldım. Kombineme yüksek orandan aldım. 1.86 gibi orandan aldım. Şimdi Lyon dişli bir rakip. Fakat West Ham buraya zaten boş gelmedi. Sevilla'yı falan eledi, eli geldi buraya zaten West Ham takımı. Kendi evinde David Moyes'in öğrencileri ne yapar burada? Bence iyi bir performans sergilerler zaten. Ondan yana bir sıkıntım yok. Hafta sonunda yine oynadıkları maçı da zaten 2-1 mi 2-0 mı ne kazandılar West Ham takımı. Everton'a karşı olması lazım. E 1.5 üst tercihimiz vardı. Başarılı oldu. Ben ikinci golle izledim şöyle. Antonio karşı karşıya gidiyordu. Kaleci kurtardı. Bowen tamamladı. Öyle atılıyorum ben. Maçı da seyrettim biraz. Ben West Ham kendi evinde Avrupa'da iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum. Fakat Lyon'da biraz temkinli olacaktır. Lyon'da yani Avrupa tecrübesi olan bir takım. Yani buraları geri geldiği zaman geçmiş zamanlarda zaten iyi oynamış takım. Tecrübeli bir takım. Köklü bir takım Lyon takımı. Ben bu yüzden mücadeleye ne şeye bulaştım. Ne gole bulaştım. Ne tarafa bulaştım. Benim tek tercihim kombineme de aldım. 1.86 gibi orandan 2-3 gol tercih edir. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Sürpriz olarak da sizlere verin Bakın sürprizin sürprizi ilk yarı temkinli olur. ikinci yarı maç açılır. Ve sıfırdan bir bunu da anekdotalın notlarınızı alabilirsiniz. Bodo Grimm Roma. <laughs> Muazzam bir maç bizleri bekliyor. Şimdi maçın önemi şöyle var. Bunlar zaten grup aşamasında birbirleriyle karşılaştılar. 6 birlik bir Bodo galibiyeti vardı. Şimdi Bodo'nun sahası bir kere farklı. Suni içim olması lazım Bodo'nun sahası. O yüzden bu zaten maç otomatikman suni içim olunca hızlanan bir tempo oluyor. Hızlı bir tempo oluyor. Roma'da Bodo'ya ayak uyduracaktır. mecbur uyduracak? Şimdi Bodo kendi evinde bulduğu ataklarla kontraya çıkacak. Geçiş oyununu oynayacak. Roma kalesinde mutlaka pozisyonlara girecektir diye düşünüyorum ben. Bakalım beklenti neymiş? Oy kullanalım biz de. Roma tarafına kullansak oy kullanamıyorlar aslında satayım. Şimdi ben Bodon'un kendi evinde gol bulmasını zaten bekliyorum. Roma da son dönemlerde gerçekten inanılmaz bir çıkışta. Grup maçlarındaki oynadığı gibi zevkli maçlar olabilir. Ben burada üste gitmeyeceğim. Üste KG arasında çok bir fark göremediğimden KG var 1.48, üstse oranı sanırım 1.49 olması lazım. Ben 2 gol beklemekten yanayım. O yüzden KG varı sizlere 1.48 gibi orandan öneriyorum değerlendirecekler ama şanslar. Geçelim Marsilya Pau mücadelesine. PAOK inanılmaz kanserli bir takım. Mücadeleleri genellikle alta çeken bir takım. O yüzden zaten bu mücadelede beklenti alt yönünde arkadaşlar. Alt beklenen bir mücadele zaten Marsilya mücadelesi. Fakat Marsilya da hem ligde olsun, hem Avrupa'da olsun kazanaraktan ilerliyor. Mücadele nasıl olur? PAOK bu maçta en az zararla çıkmak isteyecektir. Yani elinden geldiğince maçı tutmaya çalışacaktır ve şöyle de bir önerim olacak sizlere. Ben gollerin en çok ikinci yarıda gelmesini bekliyorum. Onun oranı yüksek zaten. Ondan bir bakabilirsin. 1.80 1.90 gibi oranı vardır. İdealden ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Marsilya'nın kazanması zaten normal. 1.26 mı 1.23 mi ne oranı var. Ben bunu biraz süslerim. Marsilya nasıl kazanabilir? Nasıl bir sonuç elde edebiliriz diye baktığım zaman da sizlere videonun direkt zaten Pauk maçında bahsettim. Alt beklenen bir mücadele. 4.5 altında 1 yaparsanız arkadaşlar bu mücadelede alınabilecek tercih 1.46 oranından Mars ile kazanır ve 4.5-6 idealidir. Ve bahsettiğim gibi yüksek oranlarda en çok gol ikinci yarıda değerlendirme altına alınabilir. 7 maçın en ideal en yüksek oranlı anlatımlarım bu şekildeydi. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Benim sizlere bir adet ideal önerim olacaktır. İster ideal, ideal listeyi görebilirsiniz. Ekrana gelsin. Sılvara Pırak mücadelesinde ben ilk kere bir tane gol aldım. 1-21 gibi oranı var. Zaten bu maçın gelir diye koyduğum bir mücadele. 2 oran üzerine alsın diye koyduğum bir mücadele. Asıl bizim burada bekleyeceğimiz mücadele Weston Lyon mücadelesi kombinemi aldım YouTube kombinesine. 1.86'lık orandan ben bu mücadelenin 2-3 gol bandına kalmasını bekliyorum. Zor bir maç olacaktır. Fakat kalırsa da gelirse de 2-3 gol gelsin. Yüksek orandan alalım. Feyenoord maçından muhtemelen umarım gelir. Bakın böyle küçük baş yarar, küçük taş ummadan taş baş yarar diye bir söz var. Öyle bir maç olmaz umarım. Feyenoord maçından ilk yarıdan bir gol. West Ham mücadelesinde toplam 2 gol 2-3 gol. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.